Çok ilginç bir video ile karşınızdayım. Bugün 2022 Katar Dünya Kupası'nı tek tek oyundaki bütün takımlarla simüle edeceğim. Katar'dan başlayıp Güney Kore'ye kadar bütün takımlarla bu kupayı kazanmaya çalışacağız. Ya benim saçım birazcık kabarmış arkadaşlar. Zaten yakında yine Kadir abime gideceğim. O videoyu da izlemediyseniz izleyin bu arada. Arkadaşlar hemen araya giriyorum. Önemli bir şey söyleyeceğim size. Çok önemli. Twitter'da FIFA 23 hediyesi veriyorum. Şu anda zaten ekranlara geliyor. Linkini ben sabitlenmiş yoruma ve açıklama kısmına bırakacağım. O linkten Twitter adresime gidip FIFA 23 kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Ara ara böyle hediyeler vereceğim. Takım forması falan da dağıtacağım. Instagram ve Twitter adreslerimi takipte kalın. Katar'la başlıyoruz o zaman. Hazır mısınız? Ben hiç hazır değilim. Vallahi hazır değilim. Evet, her ülkeyle bir hakkımız var. Gidebildiğimiz yere kadar zorlayacağız her ülkeyle. Görüyorsunuz şimdi Katar ekranlarda, zaten çok diyecek bir şey yok. Katar oyunda boostluydu ama Ekvador'a bir video yapmıştık Valencia özel. Orada mesela Katar tokatlamıştı. Bakalım onların başındayken ne oluyor? 2-2. İlk maçı vermiyoruz. Bu arada bu videoya sizden en az 7000 like bekliyorum. Son zamanlarda like sayıları az geliyor biraz. Unutuyor olabilirsiniz. O yüzden hemen videoyu beğenip yorum atarsanız sevinirim. Ayrıca daha fazla bu tarz FIFA 23 içeriği için kanalıma abone olabilirsiniz. Katar'la devam ediyoruz. 1 puandayız. Senegal maçı. Bu maçı almamız lazım ama Mane var karşı tarafta. Evet. Teşekkürler. İyi günler. Şu anda 1 puandayız. Eksi 2 averajımız var. Çıkamadık abi. Belli oldu lan. Eksi 2 değil bu arada. Kaç? Eksi 4 mü? Eksi 2 Ekvador'unmuş. Gruptan kesin olarak çıkamadık arkadaşlar. Katar olarak belliydi zaten. Hollanda da bizi yendi. Geçmiş olsun. Katar elendi. Üstüne çarpı atıyoruz. Ve şimdi sıra Ekvator'da. Evet. Bakalım Ekvator'la ne yapacağız? Daha önce bu arada Ekvator diyoruz, Ekvador dememiz lazım. Yanlış söylüyoruz arada. Olabilir. Abi inanılmaz bir şey ya. Kafayı yiyeceğim. Katar'ın başındayken yenemedik. Neyse, Energoat Valencia 2 gol atmış. Allah Allah ya. Kafayı yedirtecek bana harbiden. Devam ediyoruz. Ekvador geliyor. Haydi Ekvador. Bastır Ekvador. Oha, Hollanda'ya yenilmedik. Helal olsun. Yalnız Bergwijn coşmuş, 2 gol atmış. Harbiden çıkamayacağız herhalde. Ve şimdi... Evet, yenildik zaten. Geçmiş olsun, Ekvador da çıkamadı. Valencia baba iyi gol attı ama, değil mi? Evet, 2 gol atmış lan sadece. İyi gol attı dediğim adama bak. Ve şimdi sıra Senegal'de. Abi bizde evet Mane oynuyor. Ben de oynatacağım abi, oyuna göre bu şey yani oluyor demek ki. Oluyor gayet, tamam. Hadi bakalım. Gerçi gerçekçiliği ben kendim bozmayayım ya. Mane yoksa en azından bildiğim adamları harbiden oynatmayayım. Bazı kaçırdıklarımız olabilir de. Mane oynamasın abi yoksa. Yeter artık, bir takımı gruptan çıkaralım artık, yeter. Yenildik ilk maç. Neyse, Hollanda maçı olabilir. Ekvador 3 puan almış. Biz Ekvador'un başındayken Katar'a yenildik abi. Katar'a ya, şimdi Katar'dan puan almamız lazım. Kesin Katar gelir bize patlar. Bu grup bug'lı ya. Bak işte. 7 fırsattan bir gol atabiliyoruz. Kafayı yiyeceğim. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Ekvador maçı. Kafayı sıyıracağım artık. Yemeyeceğim. Sıyıracağım yani. Yenildik. Bravo. Burada da gruptan çıkamıyoruz. Yeter artık, ilerlememiz lazım ve Hollanda'yla ilerleyebiliriz. Hadi bakalım abi. Takımımı güzel dizmem gerekiyor. Artık ilgilenelim biraz takımlarla. Abi böyle iyi gibi bu arada ya. Blind. Ya gerçekten hani kendim maç yapsam Malasya'yı koyarım da, burada rating Blind iyi. Çok iyiyiz ya. Aşırı iyiyiz yani. Delikt falan galiba kadroda yok. Yoklar o yüzden böyle. Senegal maçı. Hızlı simüle ettik. Ya bu ama yalan ya. Saçmalık. Gerçekten saçmalık. Kafayı yiyeceğim. Hollanda'yla maç kazanamıyoruz. Bravo. Elendik burada da. Lanet bug'lı. A grubundan kurtulduk ve sırada B grubu var. İngiltere ile başlıyoruz. It's coming home mu yoksa? Hadi bakalım. İngiltere ile harbiden kazanabiliriz bak. Harbi kazanabiliriz. Kendimize güvenmemiz gerekiyor. Noktada zaten takımın çok çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bayağı iyiyiz. İran'a karşı oynayacağız. İran'ı yenelim. İran'ı yenelim. 2-0. Mount Sterling. Güzel. Ama abi bu oyunun simülasyonu, bu Dünya Kupası modunun simülasyonu çok değişik. 7 tane şutumuz var, 2 gol atıyoruz. Amerika maçı futbol mu yoksa soccer mı? Ha, onlar soccer diyor ya futbola. Ha. 2-2. Ulan gerçek hayatta da bu maç berabere bitti. O herifler bir de penaltı kaçırmış. Biz 4 puan yaptık, gruptan çıkmayı garantiledik artık. Sonunda gruptan çıkıyoruz şu videoda ya. Ulan Hollanda ile gruptan çıkarız demiştim. Çıkamamıştık, sonunda çıkıyoruz. İngiltere ile beraber Galler'e yenildik. Neyse ki gruptan çıktık, tamam. 4 puanla gruptan çıktık. Amerika birinci. Rakibimiz kim olacak? Senegal. Aa, bunlar çok manyak. Hollanda'ya çok fena yaptılar. Takıma bir şey yapmamız lazım beyler. Böyle olmaz. Abi Bellingham niye 81 ya? Şaka mı, makara mı yapıyorsunuz ya? Neyse, Bellingham'ı oynatacağım. Böyleyiz abi. Hadi beyler. İngiltere'yiz ya biz. Birazcık bir kendinize çeki düzen verin. Senegal'i geçelim. Senegal'i geçelim abi. Senegal'i geçelim.
Penaltılarda eğlendik. İran'la oynuyoruz. Ben bu videoda tarih yazacağım. Herkes akıllı olsun. Gruptaki herkes akıllı olacak. İran. İran'da efsanevi bir oyuncum var. Marrami. Buradan Dünya Kupası Ligi videolarımıza selam yolluyorum. Marrami gerçekten efsane. İngiltere maçı. Güzel. Puan aldık. İşte bu. Çok iyiyiz. Herkes bir puan lan. Oha. İlk maçlar berabere bitmiş. Abi Galler'i yenmemiz lazım. Dişi dişimize bir rakip. Ben bir şey gözlemledim. Bu formalar beyaz olunca iki tarafta aynı olunca kötü oluyor. Yeter abi. Kırmızı forma bizim. Hadi abi. Yes! 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 Bye bye Galler. Bye bye Galler. Biz İran'ız. Tarremi'yiz biz. Olay budur kardeşim. Devam. Devam. Amerika maçı. Puan durumuna bakıyorum. Evet, skor çok önemli. Ya averaj hesapları ortaya çıkabilir. O yüzden Amerika'ya en kötü bir berabere kalmamız lazım. Lan formaları beyaz bıraktık. Kazandık. İran gücü işte bu. Helal olsun, geliyoruz. Ve şimdi Ekvador'a karşı oynuyoruz. Takımımız zaten belli. Hadi bakalım. Ekvador'u eliyor muyuz? Yes, penaltılarda eledik. İran çeyrek finalde arkadaşlar. Tarremi ve Amiri atmış golleri. Karşı tarafta da Valencia ve Guerrero atmış. Abi İran'la ne hikaye yaptık be. Oo, Fransa Arjantin'i eledi. Bizim rakibimiz Danimarka. Yine eleyebileceğimiz bir takım geldi. Onlar da Polonya'yı 2-0 elemiş. Tabii ki bizden güçlü bunların hepsi. Ama biz de İran'ız yani. Onu da bir hatırlatmak fayda var. Ya şu formalar şaka mı abi bu? Dalga geçiyor oyun bizle. Lan oynaya bastık. Dur sonuca geç diyeceğiz. Sonuca geç dedik. Ohoho! Tarremi Show. Tarremi Show, sen ne diyorsun? Abi İran'la yarı finale kaldık. Karşımızda Portekiz var. Bak bir maç daha kazanırsak finaldeyiz. Diğer yarı finalde de İngiltere Almanya oynuyor. Ya inanılmaz, İran'la Dünya Kupası kazanacağız yanlışlıkla. Portekiz maçı çok kritik bir maç bizim için. Yine formalar. İran'ın ilk forması niye beyaz abi? Ve şimdi... Şimdi ohoho, oğlum şaka mı lan bu? Aa, oyuncumuz kırmızı kart görmüş. Oğlum ne oluyor? İran'la finaldeyiz. Vay 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 vay. Gerçek hayatta grubundan çıkamayan iki takım. Ne olursa olsun karşımızdaki takım Almanya tabii ki. Aa, 76'lık oyuncumuz oynamayacak. Bu işte çok kötü haber. Finalde yok. Abi 72'lik Golaziyev oynayacak. Yapacak bir şey yok. Evet. Haydi İran. Bastır İran. Çok çok kritik bir andayız şu anda ve İran'a. Ama Almanya. İlkay Gündoğan ve Müller atmış. Bizim Amiri atmış. Eksiklerimiz de vardı. Oyun anlamında ezmişler bizi. İki katımızda şut atmışlar. Vallahi finale kalmak bile İran'la büyük 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 bir başarı. Abi oyuncu istatistikleri. İran'la oyuncularımız Amiri ve Tarremi'yi görüyorsunuz. Ya gerçekten inanılmaz bir performans sergilemedik mi? Müthiş zevk aldım. Müthiş. Mehdi Tarremi Guat ya. Gerçekten 4 gol 2 asist inanılmaz oynamış. Amiri'yi görüyorsunuz. Azmoğan da 3 gol 1 asist atmış ya. Serdar Azmoğan. Sıra Amerika'da arkadaşlar. Evet. Amerika. İyi takım bence. Takımın başarılı olması lazım. Giovanni Reyna'yı kesinlikle şey yapalım. Oğlum onu nasıl? Ne oldu lan? Pulisic'i yedeğe aldık yanlışlıkla. Tamam. Haydi Galler'e karşı oynuyoruz. Ya. Simülasyon ne garip bir şey. İngiltere'ye karşı oynayacağız. İngiltere'nin bir puanı var. Yenelim, turnuva dışına itelim onları. Haydi oğlum. 4-0. Evet, tek İran'a karşı kazandık. Az önce İran'la finale gitmiştik. Eleniyoruz. Eleniyoruz, görüyorsunuz. Yani Galler mağlubiyeti ekstra oldu. Madem öyle arkadaşlar, sıra Galler'de. Galler'in takımı nasıl? Abi Gerrit Bale 87 ya, Dünya Kupası'na özel. Manyak, kafayı yemiş. Oldukça kötü bir takım. Ama biz İran'la finale kaldık. Bu videoda her şey gerçek. Abi bu beyaz forma olayı nedir ya? Makara mı yani bu? Amerika'nın da iç saha forması beyaz. Kafayı yiyeceğim ya. Evet. 1-1 kalıyoruz. Amerika'ya karşı 1-1. İyidir. Şu anda Amerika ile beraber 1 puandayız. Haydi oğlum. Ya grubun en güçlü takımı İran. Son maçta bir ümidimiz var ama İngiltere'ye karşı oynuyoruz be. Ulan haydi Galler. Haydi Galler. Yok. Lanet ettim bu gruptan. Herkesin takımı şeyi forması beyaz zaten. Lanet ettim. Vallahi sinir oldum artık. Videonun bu noktasına kadar en büyük başarımız İran'la final oynamamız. Çok kritik. Baba şimdi sıra Arjantin'de. Bakıyorum abi, gayet güzel takım be. Gayet güzel. Hazırız abi. Lo Celso normalde yok galiba. Senegal Mane'yi oynatıp puanları almasını biliyor kardeşim. Allah Allah. Suudi Arabistan'a karşı ilk maç. Uf, 5 attık lan. Gerçek hayatta biliyorsunuz Arjantin yenildi. Hadi bakalım, geldik Meksika'ya karşı oynuyoruz.
4 atıyoruz. 2 maçta toplam 9 gol. Messi'ye bak, bu maçta 2 gol atmış. 9 puanla mı çıkacağız yoksa? Polonya maçı. Karşıda Lewandowski var. 2-2 kaldık. Di Maria, Messi, tamam. 7 puanla grubu lider tamamlıyoruz. Son 16'da rakibimiz kim? Tunus. Güzel. Çeyrek finaldeyiz diyebilir miyiz acaba şu an? Bence çeyrek finaldeyiz. Tunus'u da yenelim bir zahmet. 2-0. Messi ve De Paul. Rakibimiz Hollanda oldu. Ulan gerçek hayattaki eşleşme ha. Hollanda maçı. Gerçek hayatta da aynı maç oynanacak ve şimdi... Ya biz Hollanda ile gruptan çıkamadık. Sıra Suudi Arabistan'da. Biliyorsunuz bu takımın hocası Harb bilmem neydi. Temizlik işçiliği yapıyormuş. Oradan buralara kadar geldim gibi bir açıklaması vardı. Adamın tipini hatırlayın diye söyledim bu arada hani. Belki de ekrana vermişizdir. Umarım. Evet, yani kötü bir takım tabii ki. Ama yani hadi be Arabistan be. Yapma, 4 dedik. İkinci maç Polonya'ya karşı 3 yiyoruz. Üçüncü maçta Almuvallad yokmuş. Hay aksi ya. Hay aksi. 2-0 yenildik, geçmiş olsun. Yolladılar, öptüler, yolladılar bize. Meksika, 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 Meksika. Bu şey, Rey Mysterio Meksikalıydı değil mi? Ah be, WWE iyi misin be? Evet, şimdi bu takım zaten en iyi şekilde konmuş buraya. Meksika, ben tahmin olarak şey yapmıştım. Gruptan çıkar demiştim. Hani öyle bir tahminde bulunmuştum kısa videoda. Shorts videosunda, ama çıkamamıştı. Onun üzgünlüğü içerisindeyim. 1-1 kalıyoruz Polonya'yla. Raul penaltı kaçırdı. Ulan Arabistan'a karşı da kaçırdı az önce bu Raul. Hadi abi Arjantin'i yenelim. Haydi Meksika. Ulan Meksiko yapma be. Suudi Arabistan'dan 3 puanımızı alırız. Averaj kazarsak gruptan bile çıkabiliriz. Lewandowski'nin takımı Polonya'dayız. Ya takım çok kötü ama 3 tane oyuncusu var. Kaleci, santrfor ve santrfor arkası. Bunlara güveniyoruz. Haydi bakalım Meksika. Yenil bize Meksika. Ya abi ben Meksika'dayken böyle olmaz. Ya 4 fırsatları var, 3 golleri var. Bizim 5 fırsatımız var. Bak bizim 5 fırsatımız var, 1 golümüz var. Hadi oğlum Arabistan'ı yenelim. Çok iyi. Anca yendik Arabistan'ı ya. Güzel. Averajda ikinciyiz. Arjantin maçı kritik işte. Meksika'da Arabistan'la oynayacak. Beyler, hamlem şu. Evet, hamlem bu. Hadi bakalım. Manyak hamle yaptım. Ve şimdi takımımız kazanacak bu maçı. Ya yapma be. Ne oldu averaj? Ulan 3 gol yediğimiz için averajımızı da mahvetti. Babalar, D grubundayız. Fransa'yla başlıyoruz. Hadi be oğlum be. Bayağı kritik, biliyor musun? Bayağı kritik. Bu kadar zaman ezildik. Şimdi Fransa'yla Avustralya'yı ezme zamanı. Ne alakaysa bütün nefretimizi Avustralya'dan çıkardık. İşte bu ya. 6 fırsatın varsa 4'ünü atacaksın kardeşim. Devam, 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 devam. Devam abi, devam. Aynen böyle. Aynen böyle. Ama Danimarka'ya yenilme. Braithwaite 2 tane atıyor ya. Of, ne olur bak, canımı sıktınız. Yemin ederim sinirlerim bozuldu ya. Oh. Mbappe, Griezmann, Coman, tamam. Gerçek hayatta da Fransa 6 puanla çıktı. Şimdi Arjantin'e karşı oynuyoruz. Ya bu arada Kante oyunda var diye oynatalım mı? Neyse, Tchouaméni'yi koydum. O kadar da değil yani. Diaby var abi. Evet, Arjantin'e karşı son 16. Abi 90 dakika 1-1 bitmiş. Ya Di Maria ne yapıyorsun baba be? Fransa'yla son 16'yı geçer. Ya bu videonun bir de ilginçliği, İran'la finale gittik lan biz. Allah Allah. Yorum bekliyorum abi bu duruma ya. Avustralya'dayız. Evet, Fransa maçı. Avustralya'da zaten aşırı bir şey yok. Diyecek pek kelimemizin de kaldığını düşünmüyorum. Haydi oğlum. 3-2. Kılpa'yı yeniliyoruz. Hadi oğlum Tunus maçı. Tunus maçına geldik. Avustralya 1-1. Ölüm kalın maçında Avustralya bakalım ne yapacak. Öldük. Yine ucu ucuna, biliyor musun? Harbi ucu ucuna gittik. Yenilmeyebilirdik. Ucu ucuna yenildik abi. Bakalım D grubunda herkese saplayan Danimarka şimdi ne yapacak? Kritik abi. Kritik. Danimarkalı oyuncuları görüyorsunuz ve şimdi Tunus'a karşı oynuyoruz. 4-2. Bu Danimarka bu gruptan çıkar, ben sana söyleyeyim. İlk 3 puanımızı aldık. Avustralya'yı da yenersek bu iş tamamdır. Ama Avustralya maçı öncesi Fransa maçı var. Vallahi biz Fransa'nın başındayken yenildik Danimarka'ya. Uhu! İşte bu. Çok iyi. İran gibi yine finale giden bir yol mu yoksa? Bastır Danimarka Avustralya'yı yengeç. Çok iyi. 3-2. Abi Danimarka manyak oynuyor. Son 16'da kim geliyor? Polonya. Polonya'yı da eleriz. Rahat ol, geniş takıl. Eleyelim abi hemen. Yapma ya Lewandowski. Bize şey yaptı ya. Son 16'ya kadar gelmiş olduk Danimarka'yla.
Kötü oldu. Ve grubun son takımı Tunus'un başına geçiyoruz. Haydi oğlum be. Tunus'ta kimler var? Yaziri, Kazri falan iyi oyuncular var Tunus'ta. Severim böyle oyuncuları. Evet. Kalec de iyiymiş. Ben Said diyor. Geldik Tunus. Oğlum 3-2 yenilmeye sinir oluyorum ama ya. Yenebilecekken yenilmişiz gibi. Avustralya. 3 puanı var Avustralya'nın. Yenmemiz lazım onları. Evet. Yenemiyoruz. Hiç konuşmuyorum. Oha lan, Fransa ile berabere kaldık. Bu Tunus'un şansı tutuyor Fransa'ya karşı. Teşekkürler, iyi günler. Bu grubu da bitirmiş oluyoruz böylelikle. Oo, E grubu İspanya, ne diyorsun? İspanya Costa Rica maçı sıkıntı dediğim gibi. Yani bu her grup bug'lı abi zaten. Her grup bug'lı. Başladık İspanya olarak. Bak. Bak, Almanya, İspanya, bari bunu alalım lan, takımımız da iyi ya. Bu reytingler Costa Rica'yı nasıl yenilir? Neyse, Almanya'yı yendik. Hadi abi, averajımız kötü. Japonya'yı yenelim, çıkalım. Costa Rica yen Almanya'yı da, madem çok iyisin bize kaldırıyorsun. Güzel. 3-1 kazandık ve çıkıyoruz. Costa Rica Almanya'yı yeniyor. Her şey aynı, bir tek Japonya ile Costa Rica'nın yeri değişik oldu gerçek hayata göre. Şimdi Belçika'ya karşı oynuyoruz. Belçika bize sıkıntı çıkarır mı? Kazanan 11'i değiştirmeyeceğim. Kazanıyoruz çünkü. Belçika'yı biz eleriz. Eleyemedik. Son 16'dan ileri gidemiyoruz. Mahvetmişler bizi. Costa Rica zamanı. Hadi bakalım, İspanya'yı yeniyordu Costa Rica. Geldim şu an. Madem yeniyordu, şimdi de yensin. Bak. Evet, devam. Gerçekten yaptığımız bugünkü bu deneyimsi video benim çok sinirlerimi bozmaya başladı. Bir anda kalkıp Hayır diye bağırıp kendimi yere atacağım en sonunda. Çok sinirliyim şu an. Bayağı bir sinirliyim yani. Belki öyle gözükmüyor ama çok sinirliyim. Evet, Almanya maçı bitti zaten. Elendik gittik. Her maçı yine 0 çektik ya. Lan bu Costa Rica nasıl yendi İspanya'yı? Almanya geldi abi. Artık iyi bir şeyler yaparız. Burada baktığımız zaman Havertz falan da var. Ya bayağı iyi takım lan Almanya. Bu adamların gruptan çıkamaması da şok bence. Japonya'ya karşı artık yeter. Gelen herkesi yenelim geçelim ya. Bak 2-2 kaldık Japonya'yla. İspanya'yı yeneriz. Yenelim İspanya'yı. Güzel. Sana ver oğlum. Costa Rica'nın 3 puanı var arkadaşlar. Geldik Costa Rica. Haydi size Costa Rica. 1-1. Ulan anca çıktık ha. Costa Rica'yı falan yenemiyoruz. Ulan ya. Hırvatistan sıkıntı takım abi. Ters takım. Çeyrek finale kalalım. Yes, çeyrek finaldeyiz. Timo Werner. Çok iyi oldu. Çok sonunda ya. Sonunda bir çeyrek final yüzü gördük. Sırbistan. Hadi abicim. Harbi güveniyorum takımıma. Geldik. 3-1. Güzel. Sırpları da eledik. Yarı finale kaldık arkadaşlar. 2 maç sonra Almanya Dünya Kupası'nı kazanıyor. İngiltere'ye karşı oynayacağız. Takımımızı bozmuyoruz. Devam ediyoruz. Orta sahamız da çok kuvvetli. Onlar da iyi takım ama biz daha iyi takımız. Abi İngiltere ile o kadar ilerleyememiştik. Ya kırmızı kartla nasıl bizi yeniyorlar ya? Yarı finalde veda ediyoruz. Ha, üçüncülük maçı var. Bari üçüncü olalım. İspanya, Almanya aynı gruptaydık. Penaltılarla zar zor üçüncü olduk. Yine iyi, Almanya gerçek hayatta böyle olamadı yani sonuçta. Turnuvanın flash takımı Japonya ile beraberiz. Kim ne derse desin bu adamlar gönülleri kazandılar arkadaşlar. İyi oynadılar, gönülleri kazandılar. Şimdi 3-0 yeniliyoruz. Costa Rica. Gel Costa Rica, gel. Costa Rica'ya basmamız lazım. Yok abi. Ulan bu Japonya gerçek hayatta lider çıktı be. Ayıptır ya. Evet. 0 puanla sonuncu olarak bizi sepet edip yolladılar. Harbiden sepetlediler, attılar bizi. F grubu, gerçek hayatta rezalet oynayan, iç çatışmalar yaşayan Belçika'dayız. Belçika yüksek reytingli bir takım. Ama stoperleri çok kötü. Ama Mertens'i falan var. İlk defa bir takıma müdahale edeceğim be. Neyse, Denayer'i bek oynatacağız. Mecbur, biraz koşuyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakalım taktiğimiz tutacak mı? Kanada maçı. Tutmadı abi. Of! Aslında daha fazla şut atmışız. Daha iyi oynamışız. Hadi abi ya. Güzel. Fası 3-0 yaptık. Güzel. Bunları yenersem geçme şansım var. Hadi abi. Yes! Averajla geçiyoruz. 3 tane attık abi. 3-3. Bak son 2 maçta 6 gol attık. Taktik işe yaradı. Almanya. Almanya'ya da Belçika. Hadi bakalım. Çikolatamızı yedireceğiz. Yediremedik. Biz Almanya ile oynarken de Belçika'ya elendik değil mi? Böyle bir şey oldu galiba. Son 16'da yine veda ediyoruz. En çok son 16'da veda ettik sanırım. Evet, sıra Kanada'da. Haydi bakalım Kanada. Önemli bizim için. Ya rating bakımından kötü ama İran'la ne sürprizler yaptık be. Hadi abi gel. Ne olur gel 3-1.
3-1 bizi tokat atıp yolladılar. Hırvatistan 2-1 yendi. Maşallah Kanada'yı herkes yeniyor. Fas'ta 1-0 yendi ama Allah attı. Fas'la oynuyoruz arkadaşlar. Turnuvanın büyük sürprizi. Şimdi de sürprizi göstereceğiz zaten. Hadi bakalım. Hadi bakalım oğlum. Gel. Ya 4-2. Ziyeh yok abi bu arada. Hadi bakalım Belçika'ya bir şeyler. 3-1. Çok tehlikeli bir takımız biz. Kanada'yı yenip çıkarsak gerçek hayata çok benzeyecek. Hırvatistan'la Fas çıkmıştı. Ya bu var ya, bu imkansız. Biz Kanada'yı yönettik abi. Bu imkansız bir şey ya. Yuh Hırvatistan. Gel buraya. Hadi bakalım. Takım iyi. Unutulan oynaması gereken bir oyuncu yok. Tamamdır, böyle oynar. Takım iyi takım abi. Her türlü bu gruptan çıkacağız. Çıkamazsak büyük gariplik var demektir. Çok iyi. Çok iyi. Geliyoruz şimdi Kanada'ya karşı Hırvatistan. Yapma ya. 3 puan. Son maça kaldı her şey. Ve son maç Belçika'ya karşı değil mi? Ooo. Fransızlar Belçika'ya Belçik falan diyor. Gel. 3-2 yeneriz böyle. Biz Hırvatistan'ız çünkü. Rakibimiz İspanya. Abi ne alaka İspanya geliyor ya. İnanılmaz. İnanılmaz. İspanya'ya yenildik. Samba. Samba yapacağız abi. Yani bu takımda artık başarılı olamazsa kim olacak? Baksana. Hayvanlar gibi bir takımız. Ayı gibi ayı. Haydi Brezilya, yeni grubumuzun ilk maçı. Sırbistan'a karşı. Sırpları yenelim. Sırpları yenelim. 2-1. Zar zor yendik ama yendik. Devam. İsviçre maçı. Haydi Brezilya. Bastır Brezilya. Bizim için İsviçre. Olmadı. Abi Abubakar'ı falan yenelim hadi. Güzel. Tebrik ediyoruz karşı tarafı da. Lider olarak gruptan çıkamıyoruz. İkinciyiz. Ulan ya, aynı puan puana ikinci çıktık. Portekiz'le oynuyoruz. Ve Brezilya. Penaltılarla eliyoruz. Çok zor bir rakibi eledik. Şimdi Costa Rica ile oynayacağız. Her takım abi, bu Costa Rica ne yapacağı belli olmuyor böyle takımların bu simülasyonda ya. Vallahi güçlü takım gelmesini tercih ederim. Hadi abi. Güzel, 2-0 rahat geçtik. Evet, artık alalım bir tane değil mi? Bir tane Dünya Kupası kazanalım. Bir sürpriz olmasın Danimarka'ya. Ya hadi yürü git be. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Kafayı yiyeceğim abi, Danimarka bizi eledi. Amerika ile üçüncülük maçına çıkacağız. Danimarka'ya bak ya. Kim kazandı? Finali kim kazandı, göremiyor muyuz? Göremiyoruz abi. Almanya, Danimarka. Sırbistan'layız. Devam. Eskiden Yugoslavya adı altında bir sürü işte şu anki Sırbistan, Çekya, Slovakya, Slovenya falan hepsi birleşikmiş. O ne biçim bir takımmış ya Yugoslavya. Annemin 90 Panini kitabı var. İtalya Dünya Kupası kitabı var. Yani şey, böyle kitap demeyelim de yapıştırma albümü var. 1990 yılından kalma. Orada mesela Yugoslavya milli takımını gördüm yani. Evet, Sırbistan 1 puan. İsviçre maçı kritik. Ne oldu şimdi? Çıktık. İşte bu. Ulan Uruguay'ı da yenelim be. Hadi oğlum be. Bastır Sırbistan. İşte Sırplar. Gücünü ortaya koydular. Bakın. İran ne oluyor oradan? İran da ilerliyor. Bekle Kostiç, bak ne yapacak. Bekle. Oha. Geçmiş olsun. En azından çeyrek final gördük. Hocam İsviçre. A few moments later. Arkadaşlar bu kısmı sizlere gösteremedim. Ekranı değiştirmeyi unutmuşum. Yani Brezilya ve Kamerun'a berabere kaldık. Sırbistan'ı da yendik. Ne oldu lan, yendik değil mi? Aynen yendik. 5 puanla çıktık. Ve şimdi Portekiz'le oynuyoruz. Aslında çok da özel bir şey olmadı. Portekiz. Ronaldo'yu eliyor muyuz? Evet, gerçek hayattaki eşleşme oldu. Gerçekte fark atmıştı Portekiz. Burada anca ellediler. Kamerun. Hadi bakalım. Kamerun da kritik takım ya. Abubakar'ımız var. Abubakar Abu da atar. Hadi bakayım. Hadi gel İsviçre. Ve yenildik. Ulan kötü de oynamadan yenildik ya. Hani çok ezmeden yendiler bizi. Böyle ezemiyorlar. Siz de kendinizi ezdirmeyin kimseye. Saçma sapan. Buradan buraya bağladım değil mi? Kamerun olarak bir galibiyete çıkma ihtimalimiz tabii ki var. Ama o galibiyeti Brezilya'ya karşı almamız lazım. Geçmiş olsun. İsviçre'yi yenecektik aga yani. Onu yenemeyince çıkamadık. Dostlar, son grubumuza geldik. Bu grupta tersten başlayacağım. Portekiz'i sona bırakıyorum. Çünkü onlarla belki de ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Göreceğiz. Güney Kore ile başlıyoruz. Kim Min-jae'nin takımı. İşte efendime söyleyeyim, Hyun Min-soo'nun takımı. So dedim adama. Hyun Min-soo. İyi takım. Severiz kendilerini. Hyun Min-soo'nu severiz. Kim'i de severiz. Çok kim var bu takımda zaten. Bayağı bir kim var yani. Kimlerle yola çıktık. Hadi bakalım. Uruguay'a karşı oynuyoruz. Bu espriyi keşke yapmasaydım ya artık. 100 kere yapılmış espriyi yaptık. Evet.
1-1 kaldık. Uruguay'ı yenmemiz lazımdı ya. Dur bakalım, geliyoruz Gana. Gana için. Kazanamıyoruz. Her şey son maça kaldı. Averajımız da aynı lan Uruguay'la. Portekiz'e yenilmememiz lazım. Onlar oynadılar Portekiz'le. Şimdi biz de oynayalım ve yenilmeyelim. Yenildik. Geçmiş olsun. Uruguay çıktı. Madem Uruguay çıktı, biz de Uruguay'ın başına geçeriz kardeşim. Uruguay fena takım değil, burayla da ilerleyebiliriz. Kalecimiz Muslera. Haydi Muslera, tut bütün topları. Güney Kore'ye karşı bak gösteremedik yine ya. Ama şimdi gösterdik, tamam. Şimdi gösterdik, özür diliyorum. Ekranı değiştirmeyi unutmuşum. Abi 2-1 galibiyet aldık. Çok iyi oldu bu. Takımımızı bir görememiştiniz. Şöyle yine bir göstermiş olayım. Az önce gösteremedim. Portekiz'e karşı oynuyoruz. Onlar da ilk maçlarını kazanamadılar Gana'ya karşı. Ama bizi yeniyorlar. Gana'yı yenersek çıkıyoruz. Yenilirsek çıkamıyoruz. Gana'ya da yenilmeyelim. Oliveira yok sol bek. Sıkıntı değil. O kadar da değil yani. Ne olacak Oliveira'dan? Hadi abi saçmalamayın. Ya saçmaladınız abi. Gerçekten saçmaladınız ya. Şu Uruguay'la ne kadar yükselmiştik ya. Çok kendimi iyi hissetmiştim ama olmadı. Gana bizi mahvetti. Gana, Muhammed Kudüs, Ayev, Fenerbahçeli Ayev ve kardeşi burada. Süleyman'a, Baba, Parti, Amarti. Güzel, değişik bir takım. O zaman Gana ile ilerleyelim. Madem Uruguay olmadı, 1-1 kalıyoruz Portekiz'de. Güzel. Devam. Devam abi, devam. Şimdi kimle oynayacağız? Son maçımız Uruguay'la. Şimdi Güney Kore ile oynuyoruz. Kimle oynayacağız diye sormamıza gerek yoktu. Onlarla da berabere kaldık. Beraberlik makinesi. Bu esnada Uruguay bütün maçlarını kazandı. Ve biz hep berabere kaldık. Gel buraya Uruguay, ben Gana'yım. Gana'yım ben. Az önce ne olduğunu da gördünüz. Şimdi ne olduğuna bak ya. Kafayı yiyeceğim abi, çıkamıyoruz gruptan. Ayev, çıkamadın Ayev, bay bay. Ve videoda son takımımız. Bütün takımları tek tek yönettik arkadaşlar. Şaşırtıcı bir şekilde şu ana kadarki en iyi sonucumuz İran'la final oynamamız oldu. Bakalım Portekiz'de kupayı kazanabilecek miyiz? Tek umudumuz Portekiz. Yok yani, oyun bize kupayı vermiyor. Ultimate Team oynayanlar için çok güzel bir şey duyuracağım. Hazır zaten Dünya Kupası videosundayız. Gördüğünüz üzere yeni FIFA World Cup hikayeleri kartları çıktı. Evet, bu kartlar tabii ki paketlerde var. Bir tane paket açalım, belki çıkar ya. Jumbo altın paket açalım bir tane. Çıkmadı. Osimhen mi bu? Osimhen'i çıkarttık. Ha, bu kırmızı oyunculardan veriyor bak böyle. Ulan ya, ben de bir şey gelecek sanmıştım. Arkadaşlar ya, durum böyle. Bunu göstermek istedim. Bu yeni Dünya Kupası kartları. Örnek olarak zaten 3 tane kartı görüyorsunuz. Ultimate Team oynuyorsanız böyle etkinlikler oluyor. Bunlara göz atmayı unutmayın. Dünya Kupası hikayeleri kartları bunlar. Haberiniz olsun. Dostlar, şimdi Instagram'a ben bir hikaye paylaştım. Şu anda ekranlara geliyordur ama buradan da size söylemek istiyorum. 11 Aralık Pazar günü saat 15.00'da inanılmaz bir etkinliğimiz var. Hem benle, hem Ege Arseven, Kobemir, Emre Kayır, Onur Turul, herkesle beraber tanışma fırsatınız olacak. Hem de inanılmaz hediyeler var. Bakın ben biliyorum, şu andan size söyleyemiyorum ama gerçekten çok güzel hediyeler var. Pazar günü saat 15.00'da Maslak ESA Espor Arena'da buluşacağız. Gelmek istiyorsanız bana Instagram'dan DM atın. DM'de isminizi soyadınızı yazın ki sizi listeye ekleyeyim. Ama gerçekten gelecekseniz DM atın arkadaşlar. Bu önemli. Oraya davetli olacaksınız. O şekilde gireceksiniz. Haberiniz olsun. Bunu bir size söylemek istedim. Bence kesinlikle gelin, orada tanışacağız. Takımı görüyorsunuz. İyi takım. Neden iyi takım? Çünkü biz Ronaldo'nun takımıyız. Biz Portekiz'iz. Otavio ile ilk maça çıkmak mantıklı mı? Rating abi değil ya. Jota'yı oynatacağım gerçek hayatta olmamasına rağmen. Leao mecbur yedek başlıyor. Hızlı simüle ettik. 1-0 Diego Jota. Leao, Leao. Rafael Leao. O da bayağı Ronaldo fanı bu arada. 1-0 yeniyoruz ulan, var ya, ne biçim ilerliyoruz. Leo gol attı bak. Teknik direktör hamle farkı. Geldik şimdi Güney Kore maçı. Oğlum bu video beni ne yordu be. Vallahi yordu yani. Tek tek bütün takımları şey yaptık. Bernardo Silva ve Joao Cancelo attı, 2-1. İsviçre'yi yeneriz. İsviçre'yi yenelim. Güzel. Yalnız Diego Jota kırmızı gördü. Ne gerek vardı Jota? Şöyle yapıp gole oynayacağız abi. Gol atmaya oynayacağız. Burada elenmeyelim. Belçika eledi bizi. Fransa ile oynayacaklar. Ekvador. Ekvador'un ne kadar ilerlediğini gördünüz mü? Guat ne kadar atmış? Ronaldo'nun çok golünü görmedik. Maalesef yani. Görüyorsunuz. Durumlar bu şekilde Portekiz'de. Oğlum Cristiano Ronaldo'yu görmek istiyorum. 5 maçta da oynattık ve niye gol atamadı reis ya?
Normalde atar ha. O bize denk geldi atamaması. Evet dostlar, değişik bir FIFA 23 deneyi yaptık aslında. Simülasyon deneyi neyse işte. Ya simülasyonu deneyledik. Umarım eğlenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımızda neler görmek istersiniz? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Arden Papazyan ailesi.